Özellikle genç kalp krizleri 30'lu yaşlara kadar inmiş durumda ülkemizde. Ve Avrupa ülkelerinde kalp sağlığı risk skalamasına baktığımız zaman biz yüksek riskli bir ülke sınıfındayız maalesef. gençlerimizde kalp damar hastalığının birinci sebebi de aslında sigara ve hareketsizlik. Bakıldığı... Aslında yaşamsal faktörler mi etkiliyor? Çok doğru. Yani, yani genetik... genetik değil değil mi hocam? Evet çünkü Şimdi genler geçirkiyi... bir anda değişmiyor. Yani dediğiniz gibi bir anda toplumun... Haritası bozulmuyor ama şehir hayatının veya endüstrileşmeye başlamış toplumsal hayatın getirdiği sıkıntılar bunlar. Bir 20 yıl öncesine göre daha az hareket eden, daha belki hazır gıda tüketen ve sigara içimi çok fazla olan bir gençlik var maalesef. Bunda yine Avrupa'da yapılmış çalışmalar var elimizde ama çocukluk çağı kilosu bile Genç kalp krizinde etkiliyor inanabiliyor musunuz? Yani sizin ergenlik e, yaşınızı geçirdiğiniz kilolar eğer ideal kilonuz değilse, obeziteyle e, o yıllarınızı geçiriyorsanız ileride kalp hastası olma riskinizi artırıyor. Dolayısıyla hani gençlikteki problem sadece o yaşa ait bir problem değil aslında. Çocukluk çağından ele alınması gereken bir yaşam şekli problemi. Hı, hı. Onun için bizim hani hakikaten dönüp baktığımızda çocuklarımızı nasıl beslediğimizin çok çok önemi var. Çünkü onlar sonraki 10'lu 15'li yıllardaki kalp hastası adayı olacak kişiler olacak. O yüzden hani anneler biraz daha bilinçli bence bu konuda. Günümüz annelere çocuğumuz daha nasıl sağlıklı besleyebiliriz, daha nasıl organik besleyebiliriz gibi bir çaba var. Ama dışarıya çıktığında bu gençler hani üniversite hayatında beslenmeye çalışma hayatına başladıkları zaman aynı yeme alışkanlıkları korunamayabiliyor maalesef. O konuda kalp damar hastalıklarındaki en önemli konu işlenmiş gıda, fast food tüketimi. İkincisi de sigara dediğim gibi Türkiye yine... Halen gençlerdeki en çok sigara içilen e, ülkeyiz Avrupa'da. Hı hı. E, dolayısıyla sigara e, bağımlılığını da azaltmamız gereken bir noktadayız. Hazır hı hı. sigara değinmişken o zaman e, kalp rahatsızlığı ve e, kalp hastalığında sigaranın e, zararlarını da konuşalım mı hocam? E, sadece evet. gençlerle sınırlı kalmayalım aslında. E, Birçok hastalığın sebebi stres ve sigara gösteriliyor. Evet. Evet. E, Sigarayı biraz da izleyen izleyicilerimize en azından belki bırakmalarını sizin aracılığınızla kapsayalım. Kesinlikle. Sigara içimi özellikle tiryaki derecesinde günde 10 adet sigaradan sonra kalp krizi riskini 2,5 kat arttırmakta. Yani sigara içmeyen bir kişiye kadar neredeyse neredeyse 3 kat.